Herkese merhaba. Ben hazır değildim. Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Öykü. Bugün bir giriş ve kapanış videosu çekiyoruz aslında. Bunu söylemeye gerek yok her şey. Göreceksiniz. 2021 ajandalarımızı seçtik. Yani bence seçtik. Kafamızda onu netleştirdik yani. Ve o süreci bir videoda toplayalım dedik. Aslında bu bir istek videosu. Bir takipçimiz yazmıştı. Ajanda ile ilgili bir video çekmemizi istemişti. Bize dedik çok iyi fikir. Çünkü biz kendimiz için ajanda arıyoruz. Tam da yeni yıla girerken yepyeni bir ajandayla hani başlarız diye. Çünkü biz yıllardır ajanda kullanıyoruz. Evet. Hem neler var bir görelim dedik. Hem de size gösterelim dedik. Bir de kendi tecrübelerimize de dayanarak mesela ajanda alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İhtiyaçlarınız neler? Ona göre nasıl ajandalar var? Onları baktık. Birkaç yere çektik. Gittik çektik. Aslında bu videonun bazılarını bayağı önceden çektik. Yani şimdi mesela karantina şeyleri sıkılaştı. Onun sıkılaşmadan öncesinde biraz bir şeyler çekmiştik. Belli oluyordur belki bilmiyorum yani. Neyse işte o zaman başlayalım. Evet. Çok rüzgarlı ve güneşli. Sesimiz geliyor mu bilmiyorum ama bence bayağı bir şeydir. Ne denir? Böyle uğultulu olabilir. Alta yazı koyarız. Şöyle şey yapayım. Herkese merhaba. Bugün ajanda alışverişi için Kadıköy'e geldik. Şu anda Moda sahilindeyiz. Birazdan gösteririz etrafı. Eğer ses kötüyse sonradan altına ses ekleyeceğiz ama bir bence daha böyle biraz bir gölgeye mi gelsek? Çok da bir şey değişmedi ama neyse işte. Şey yapalım dedik. Çok rüzgarlı. O yüzden bence sessiz bir şekilde çekmek daha mantıklı olacak bu şeyi. Tamam ama şimdi birazdan ajanda bakacağız. Evet. Göstereceğiz. Hadi bakalım. Çok güzelmiş. Çok tatlıymış. Ama içini görmek isterdim. Bak şu çok kullanışlı. Böyle olması. Şeyleri de böyleymiş. Güzel aslında. Çıkartması da varmış. Ya ben şunu düşünüyorum. Şunlar aslında çok güzel, faydalı olabilir ama yani kullanacaksan. Aa, bak aslında günlük plan şeymiş. Bu da güzel. Bazen bunlardan istiyorum. Çünkü bak yapılacaklar var. Tamam, ben öğrenci ajandasıymış. Ama bu şeyin başı 2020-2021. Yok, ben direkt 2020'den başladım. Bu da güzel ama bu da 2020-2021. Böyle bir şey artık almazsın. Ben şunu bak, ben aslında böyle bir şey de alabilirim bak. Ajandalar da ekstradan. Ekstra, evet. Bak, yapılacaklar, kalanlar. Dünden kalıyor çünkü. Dünden bir şey kalıyor yani. Her zaman kalıyor benim yani. Öyle. Bak bu da bak, bu da okul ajandasıymış. Bak Öykü. Şuna bakıyorum. Ya bu çok renkli. İçinde testi de varmış. Çok renkli olması bana çok şey gelmiyor yani. Ama bu ilkokul şey bu yani. Bak öyle. Bu da İngilizcesi. Yemek yapı... Öncelikle de varmış. Evet, yemek planlaması da varmış. Güzel. Yemek yapıyorsanız yapacaklarım falan. Bunlar çok tatlı, çok şık. Gel biraz içeri bakalım. Bu seninkilere benziyor. Aa evet, benimkine çok benziyor. Her güne bir sayfa. Benimki de öyleydi. Bak aha. Aa evet, benimki. Ben kullandım. Nasıl güzeldi. Açsana içini. Evde de gösterebilirdim. Evet. Avucundan bakar mısın? Evet, çok iyi. Evet, kullanışlı aslında ama aynısından almak istemezdim. Yoksa güzel yani. Ne kadarmış?
22.5. Ben 19 almıştım. Ay yok, 19 aldım. Ondan önceki sınav. Yok, yoksa bu muydu? Başka yok, buydu. Ben hatırlıyorum. Annemiz eczacı. Eczanesinde vardı bunlardan. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Ama şey, klavyenin önüne koyuyorsun. Hı-hı. Böyle. Haftalık yani her şey. Bu da güzel aslında. Ben klavyenin önüne koyup hani yanında taşımayacaksın ama iş yerinde olarak hani iş ajandası olarak. Yönlük. Ama bak çok güzel. Şu da çok güzel. Bak. Çok güzel. Evet. Nerede kullanmışsın? Kediden vardı. Benim. Kedi ajandan vardı. Hatırlıyorum. Nasılymış? Bir dakika. Şimdi söyle. Bu da hukuk ajandasıymış. Bakalım hukuk ajandası nasıl oluyormuş. Evet. Çok ilginç. Çok hukuk ilginç gerçekten. Varsa ya da okumadığım bir yerini çekiyorsa. Şunlarda nerede? Kolay değil. Şuna bak. Çok büyük. Ama artık 2020-21 istemem ben. Direkt 2021 olmalı bence. Hayır, o 2021. Hayır, 2021. Ben 2021 zannettim. İşte 2021. Evet, çok büyük. Ama bunu bayağı artık iş yeri. Bak bu da birazcık bence yani güzel şık ama yanında taşıyamazsın. Yani bu belki mesela ben üniversitedeyken belki bu kadarına. Üniversitedeyken de çok bu ya. Ama ben ciddi çok yoğun bir iş yapıyorsam ancak. Çektim ama elim çok titriyordu. Para atınca hareket edelim. Bak bir mesela şey kumlar yerine koymalık. Bunlardan çekmiştik. Olsun. Bir de şuna bakalım. Bak bu da kendi planlamaymış. Fiyatı biraz şey. Aa, Meli Melek'miş. Şey, Koray Bey, yemek altta mı? Yemek kitapları altta. Çok üzüldüm. Böyle. Ben şunu beğendim. Bu bayağı iyi bence. Çünkü başında böyle sarfası var. Bir de şey bak, ondan sonra şöyle, sonra böyle önemli günler içinde. Her güne de bir şey, cebi de var. Cebi de çok güzelce. Bir başına bakalım. Bu ne? Nasıl bir şey? Alıştırma mı? Ondan terlik dediği herhalde şeyden başlıyor. Ha yok, ocaktan başlıyor. Şeye kadar mı? Bayağı kitap gibi. Ha yok, şeyden başlıyor. Eylül'den başlıyor galiba bu. Bunlar bana birazcık K kaybı gibi geliyor. Önceki günler gitti. Onu 50'de alacaktım. Geçmiş olsun. Ama boş kök olarak kabul edebilirsin. Bir de şunlara bakalım. Bunlar deri. Şimdi ben şeyleri göstermek istedim. 2 senedir kullandığım ajandaları getirdim ki ya ben biraz fikir olsun diye. Getirdim ama getirmemişim galiba. Neyse. Şimdi şöyle, daha önceki ajandalarımı attığım için onları çekemiyorum. Ama şöyle göstereyim. Bir dur, arasına koyduklarımı da çıkarayım da. Bu benim 2019 ajandamdı. Benimki de aynı tipin başka mavi renklisi yani. Nasıl denir? Çok kullanışlı, çok yani sade. İçi de böyleydi. Şu şekilde. Günler var burada. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar bu şekilde. Burada da her sayfada ama şurada da not kısmı var. Bu o kadar kullanışlıydı ki ben hatta böyle göstereyim mesela. Buraya işte günleri yazıyorum. Ne var ne yok falan. Yapılacaklarımı, işlerimi. Sonra buraya da mesela haftalık yapılacaklar listemi yazıyordum mesela. Ya da mesela haftanın telkini diyordum. Güzel sözler yazıyordum. O haftaya olan güzel bir şey yazıyordum. Unutmamak için notlarımı düşüyordum. Acayip kullanışlı bir şey. Yani maalesef artık bulamıyorum. Sonra da bakın buraya kadar sürüyor. Yarısından sonra şu kadar kalınlığı. Yarısı kadar. Evet, şu kadarı da
tamamen ek not. O da bullet, şey, bullet journal şeklinde. Şu şekilde bullet şeklinde. Tamamını kullanamadım ama kullandım. Yani biz tabii o tipik bullet şeklinde kullanmadık. Yani ben defter gibi kullandım. İşte ders notu aldım, oyun oynadım, onu da ve aslında bunu 2018'de bir video yapmıştık. Orada demiştim, ama ben burada çok güzel oyun da oynarım demiştim. Oyun da oynadım. Dur neyse onu bulamadım artık. Neyse işte bayağı kullanışlı şöyle aslında gerçekten. Gerçekten kullanışlı yapılacaklar oldu. Listelerimi yaptım. Okuma, film, izlediğim filmlerin listesini yapmayı da seviyorum. Böyle bir şey niye yapıyorsun diyorsanız bilmiyorum ama okuduğum kitapların listesini buraya, hala buraya tutuyorum. Ben mesela de hala mesela 2019'dakini buraya tuttum. 2020'de okuduğum kitapları da yine burada başka bir sayfaya tuttum. Her şeyler çok güzel. Mesela kitaplarda mesela sevdiğim kısımların alıntılarını buraya paylaşıyorum. Aa bu ne güzel sözmüş falan diye. Ki o zaman da atamıyorsun da yani. Yani çok kullanışlıydı. Keşke tekrar çıksa da bunu alsam. Ama çok, bak çok güzeldi. Ben söyleyeyim, bunun küçüğü var bak şimdi görüntülerde var. Yeşil bir tane var. Bunun daha küçük bir versiyonu. Ha, ince. Yine böyle alt alta haftanın günleri. Öbür tarafında da not kısmı var. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ben o ajanda alsam onu alırdım. Bir de bu ajandanın başında şu şekilde şey vardı. Hani aylık ne denir? Şey. Evet yani böyle bütün resmi görebil diye. Bu da güzel kullanışlı. Mesela özel bir randevu olur, bir şey olur falan. Not ya da işte toplantı vesaire not alınabilir. Şimdi gelelim 2020 ajandam da buydu. Ben bunu da çok severek aldım. Ben bunun şeyini seviyordum. Mesela şu şuradayız şu anda. Bitmek üzere. Şöyle bu. Her gün böyle bir sayfa, hafta sonunu da bu şekilde ikiye bölmüşler. Buralar süper, tamam. Şuraya kadar günle ilgili yapılacakları yazıyorsunuz. Buradan sonra da notlar var. Tamam, o da süper. Güzel. Burada da cebi var. Cepli defter seviyorsanız. Benimkinde de var. İşte hiç kullanmadım. Baş kısmında şöyle işte 2020-21 şeyleri var. Mini takvim. Mini takvim. Bir de bu şekilde ay şeyini gösterdiği ayrı bir... ay takvimi diyebilir. Yani bilmiyorum. Öyle bir şey var. Gayet güzel mesela, böyle aylık bakıp ne yapabilirim yapabiliyorsunuz. Ama bununla ilgili sevmediğim şey... Ya aslında çok sevmemek demeyeyim de yani şunun kullanışlılığı bence bunda yoktu. Ben söyleyeyim mi sevmediğim şey? Seninkinde var mı bilmiyorum ama benimkinde not kısmı yok. Tamamen ayın günlerinde, yani bütün günlerden oluşuyor. Ya not kısmı var ama mesela burada çok geniş bir sayfa vardı benim için. Hani burada küçücük böyle bir yer var. Gerçi yetmiyor mu? Yetiyor. Ama mesela ben böyle bir şeyler yazmak istiyorum falan. Onları ben mesela okuduğum kitaplar listesini o yıl senenin ajandasına koymak istiyorum. Not kısmı yok derken. O dediğim evet, o. Yani en sonunda not alabileceğin kısım mini yok. Mini defter gibi bir kısım olsaymış keşke bunda da, çok daha kullanışlı olurmuş. Bir de ben şeyleri çok sevdiğimi ve ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Böyle videoda var. Böyle kare kare oluyor ya, böyle hani aylık görüyorsunuz. Bütün ayın resmini görüyorsunuz. Bir tane ajandam vardı, çok güzeldi. Bunlardan önce kullandığım, attım onu sonra ama... o çok kullanışlıydı mesela. Öyle bir şey de olabilir ama o da çok büyük ve pahalı bir ajandaydı. Bir de biz bunları neden böyle küçük aldık? Evet. Dedik ki tamam çantamızı atarız dedik ama korona başladı. Çünkü zaten evden çıkmıyoruz. Evet. Hiçbir anlamı kalmadı küçük almanın. Ben basit ajanda kullanmayı şu açıdan seviyorum. Hani kullanması kolay olsun, hafif olsun. Spiralli olmasın çünkü spiralli kullandım. Spiralli bir şeylere... Bir şeyleri takılıyor. Çiziyor, takılıyor, sayfaları kopabiliyor falan. O yüzden spiralli sevmiyorum. Bunlar çok kullanışlı oluyor diye çantaya atarım, küçük, kullanışlı, kolay olur falan diye almıştık bunları. Ama karantinada tabii ki de yani büyük de olabilirmiş aslında. Evde kalıyor zaten, bir yere de götürmüyoruz. Ama bu sene için fikirlerimiz var. Dur, onu söyledim aslında demin de. Mesela en çok gezip de aklımda kalan o yeşil ince olan ajanda çok güzel. Yani eğer korona zamanı olmasaydı, pandemi şartlarıyla evde, hani evden çıkmıyor olmasaydık onu alırdım aslında ben. Ama şimdi zaten evdeyiz. Ajanda da hani o kadar tutuyor muyuz bilmiyorum. Sayfalarım bomboş kaldı. Yani ajandan evet, da çoğu evet. Şey. Ama ben kendim için de bir şeyler yazıyorum. Mesela diyorum ki işte bugün dil çalış, işte şu bunu yani kitabı oku, işte spor yap falan tarzı şeyler. Aslında çok da ajandalık bir şey değil. Ama beni motive ediyor. Evet ama her gün aynı şeyi yazıyoruz. Ama işte o beni motive ediyor. Ben onu yazdığım zaman onu tiklemek için yapıyorum. Hani, evet, anladın mı? Bana da iyi geliyor. Ama bir ajanda alma ihtiyacı ekstra duymadım. O yüzden şeyi çok beğendik. Şeyler var. Böyle nasıl defter gibi.
defter de değil. Hani notepad gibi. Aynen. Yırtıp atmalık. Gösteririz onu. Evet, koydum zaten ama. Hani buraya koyarız belki. Onun hem günlüğü var, hem haftalığı var, hem aylık versiyonu evet, var. Ayrı ayrı satılıyorlar. Yani ondan alabilirim. Ya birini alırım, ya ikisini alırım. Belki üçünü de alırım. Ben diyorum ki üçünü de alıp ortak kullanalım. Olur. Ben ondan yanayım. Çünkü zaten onda tarihi yok. Sen yazıyorsun. Mesela, bir de çok geniş yer var mesela. Özellikle aylık olan. Evet, büyük o. Onun ikimiz de gayet farklı renklerle color coding yapabiliriz. Hatta duvara bile asabiliriz. Evet, asılabilir. Ben öyle şey istiyorum. Çok, yani. Dedik ki bu sene farktan başka yaklaşan ajandaya. Evet. Yani böyle defter biz senelerdir yani böyle liseden beri kullanıyoruz. Kullanışlı, güzel, çok güzel. Ama hatta şimdi, bir gün lise ajandamızı gösterelim mi? Onu da bölüşüyorduk, hatırlıyor musun? Evet, lise ajandası ortak kullanıyorduk. Çünkü sadece sınavları yazıyorduk. Lisenin kendi ajandasını kullanıyorduk biz. Evet, öğrenci birliği bastırıp satıyordu. Onu da gösteririz. Onu gösteririz. Bir gün onu aynen video yapalım. O gün iyi fikir, evet. Neyse işte o yüzden o hani hem günlük hem aylık hem haftalık olan versiyonu alıp hem mesela Övgü kendi haftalık şeyini kullanır. Ben kendimkini yırtıp aynen, mesela yırtıp bir yere de asabiliriz. Hı. Ya da mesela defterimin arasına koyayım. Hafta bittikten sonra atarım. Aynen, çünkü üstünde tarih güzel. Yok onun. Evet, sen kendin yapıyorsun. Defter olarak. Aylıkta tarih var. Aylıkta zaten büyükçe olduğu için işte o renklerle işte senin benim ayrımını yapabiliriz. Ortak çok şey güzel olur bence. Biz öyle yapalım. İstiyoruz. Evet. Ona karar verdik. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da yazın. Aldınız hatta mı? Kullanmaya başlayınca da onu da paylaşırız. Nasıl kullandığımızı da gösteririz. Evet. Onda artık 2021'e tamam. Olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Bu videoya beğendi yapın. Ve çan tuşuna da basın ki haberdar. Sonraki videolarımızdan haberdar olasınız. Evet. Siz ne alacaksınız? Siz ne alacaksınız? Veya işte aklınızda hani en beğendiğiniz ne veya sizin kullandığınız ajandalar ne var? Ve sizce ajanda alırken en önemli noktalar neler? Onları da yazın. Birbirimizden öğrenelim. Evet. O zaman hoşçakalın.